8 Haziran 2022 Çarşamba, İstanbul At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. İstanbul'da 8 koşulu bir program var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, Handikap 22, Saadettin Sukan koşusu, 2100 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Altılı Ganya'nın ilk ayağında, oldukça zorlu bir mücadele bekliyoruz. Birbirine bariz üstünlüğü olan bir at yok. Güç dengeleri eşit durumda. Yarışın gidiş hattı da muhtemelen ağır olacak. Kalkandere ve Stimmen gibi süratli isimler var. Fakat bu atlar, süratli bir tempoda liderliği almak istemiyorlar. Ağır tempoda yarışı sürdürseler bile, son metreleri güven vermeyen iki safkan. New World'i ve Litecoin gibi güçlü ve formda atlar ise, bugün ağır tempodan dolayı yarışı biraz daha önlere yakın takip etmek zorunda kalacaktır. Bu grupta belki olmaz diyebileceğimiz Libertalia var. Ancak o da sentetikte çok iyi koşuyor ve bugün boş kilosuyla ters koşabilir. Klaus'a bakarsak, 2020 yılından sonra bu sezon 3 yarış gördü. Çok kötü durumdaydı fakat son çalışmasında mükemmel bir görüntü sergiledi. Bu at, geçtiğimiz yıllarda grup bir yarış kazanmış bir isimdir. Bu sebeple, bu atı da ihmal edemeyeceğimiz için, bu koşuyu net olarak kapatıyoruz. İkinci ayak. 3 yaşlı İngilizlerin katılacağı, kısa vade 9, Niyazi Polat yar koşusu, 2100 metre çim pistte koşulacaktır. 9 numaralı Reach of Victory ve 2 numaralı Dollar Man, ekibinin beklentilerinin yüksek olduğu isimler. İyi hazırlıkları ve hedefli katılacakları bu koşuda, mutlaka üst sıralarda isimlerini duyuracaklardır. Ancak mesafeden dolayı biz yanlarına iki isim daha yazmak istiyoruz. 5 numaralı Grey Pirate, önde boş kalacak. En iç kulvardan yarışa başlıyor ve üzerinde Müslüm Çelik var. Temposunu kurabildiği her yarışta, fotoya kadar mücadelenin içerisinde kalacaktır. Bizce kesinlikle kuponlarda olması gereken bir isim. Daha sonra, 6 numaralı Oklahoma'yı yazabiliriz. Son çim yarışları mükemmel olan bu at, son yarışında Grey Pirate'yi fotoda avlamıştı. Bugün de önlere yakın konumlanırsa, düzlükteki uzun sprinti ile işi bitirebilir. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşudaki sıralamamız 9 2 5 ve 6 şeklindedir. 3. ayak. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı, şartlı 4 yarış 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Son yarışını Gökhan Kocakaya idaresinde kazanan 4 numaralı Peligros'a, bu kez Vedat ile start alacak. Bizce bu mesafede tam kapasite koşarsa, yine kazanmaya yakındır. İlk rakibi, 11 numaralı Roberta Mia olacaktır. Zor yarış kazanan bir isim gibi gözükse de, tam bir kısa ve orta mesafe atı olduğunu söyleyebiliriz. Bu şartları mutlaka değerlendirecektir. 8 numaralı My Secret bu kez ihmal etmeyelim. Ahmet Çelik idaresinde mutlaka iyi koşması bekleniyor. 6 numaralı Daughter of Fire, 1 numaralı Prenses Khan ve 5 numaralı Catch the Moment ise kısa mesafeden dolayı sürpriz yapma ihtimali olan isimlerdir. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşudaki sıralamamız 4 11 8 6 1 ve 5 şeklindedir. 4. Ayak 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, şartlı 5 yarışı, 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda iki atı rakiplerinden bir adım önde görüyoruz. 1 numaralı az ve 2 numaralı çirçuz, yaklaşık 1 yıldır start almayan Frazier'ı önüne alıp, ağır tempoda son düzlüğe kadar gideceklerdir. Muhtemelen düzlükte bu ikili rakiplerinden ayrılıp, aralarında birincilik mücadelesi verirler. Kilo farkları da olmadığı için, az mantır veya çirçuz arasından bir birinci çıkmasını bekliyoruz. Sıralamamız, 1 ve 2 şeklindedir. Beşinci ayak. Dört yaşlı Arapların, şartlı 4 yarışı, 1300 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bir numaralı Leonidas, gruptan üstün bir isim. Totosuna baktığımızda kazanma karakteri düşük gibi gözüküyor. Aslında sürekli sert rakipler ile mücadele ettiği için kazanamadığını söyleyebiliriz. Bugün kendisi için çok uygun rakipleri ile mücadele edecek. Kilosu ağır olsa da, lehine şartlarda bugün zincirleri kırıp kazanmasını bekliyoruz. Günün bankosu olarak bir numaralı Leonidas'ı yazabiliriz. 6. Ayak 4 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı, Grup 2, Neym koşusu, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. 2 numaralı Aslı Yüce, hem çok formda, hem de yarış içerisinde kendisine yarayacak ekürilere sahip. İyi durumu ile bugün sert rakiplerini geride bırakabilir. İlk rakibi 11 numaralı Mavi Deniz olacaktır. Sahada oldukça dillenen bu safkan, Kocakaya idaresinde kazanma ihtimali yüksektir. Daha sonra 10 numaralı Lima ve 6 numaralı darlanmayı yazarsak muhtemelen bu ayağı geçebiliriz. Bu koşu için sıralamamız 2 10 11 ve 6 şeklindedir. İstanbul yorumlarımız bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.